Merhaba. Selamlar arkadaşlar, nasılsınız, iyi misiniz? 2014 yılının en önemli gezegen döngüsü olan Mars'ın Dünya'ya çok yaklaşması, Mars'ın Dünya'ya yaklaşması ve aynı hat üzerinde gelerek retrograde pozisyona gelmesini de temsil ediyor. Evet. Gördüğünüz gibi Mars'tan bahsediyoruz. Bilinç dışından sanki şimşekler, gök gürlemeleri, şimşekleri görüyoruz. Şimdi birincisi Mars retrosu terazi burcunda olacak. 2 Mart'tan itibaren çok baskın olacak. Etrafta gök gürlediği gibi bir yılında da çok ciddi gök gürültülerine sebebiyet verecek bir döngü olacak bu Mars retrosu. Arkadaşlar bunu unutmayın. Mars retrosunun olduğu yıllar önemli yıllardır. Çünkü Mars enerjinin içe dönmesi, duygusal ve düşüncesel enerjinin içe dönmesi, yaşam enerjisinin içe dönmesi, hatta cinsel enerji dediğimiz libidonun da içe dönmesi, içe dönüklük dediğimiz çeşitli psikososyolojik olgularda sebebiyet veren baskın bir gezegen döngüsüdür. Mars'ın retrograde hareketi terazi burcunda olacak. Evet. Sen bir terazisin. Aslında bayağı ciddi terazi burcu üzerinde mutlu reception'lar falan var. Evet. Oğlak'ta retroyu demin anlattık. Evet, teraziye çalışıyor. Şimdi Mars da terazi burcunda retro yapıyor. Mars'ı doğum haritalarında retro olanları daha da yoğun etkileyecek, daha da zor etkileyecek. Bilinç Okulu Astroloji Haber Merkezi'nin nöbetçi astrologlarına Mars'tan retro olup olmadığını sorabilirsiniz arkadaşlar. Doğum haritanızdan Mars'ınız retroysa dikkat diyorum. Evet, anlat bakalım. Evet. Terazi burcunda retro neye sebebiyet veriyor? Mesela 67'liler, 1967'liler. Evet. Çok etkilenecekler. Onların genel haritasındaki yapılar nedeniyle genel transitlerde harita, daha fazla ki, etki tabii alacaklar. Tabii ki 67'ler çok etkilenecekler. Çünkü Mars'ların retrodur. Evet. Sonun. Terazi evet, koç kasbı evet. Üzerinden gelir. Venüs'leri retrodur. 67'liler, 64'liler, 63'liler, 51'liler. Bunlar çok çok fazlasıyla etkilenecek. 1970 ve 71'lerde etkilenecek. Evet Demet, anlat evet, Mars 8 Aralık'ta terazi burcuna geçiş yapacak ve burada gerçekten uzunca bir süre kalacak. 27 Temmuz 2014'e kadar Mars terazi burcunda olacak. 2 Mart 20 Mayıs arasında da retro hareketini sürdürecek. 27 derece terazi burcunda retroya başlayacak ve 9 derece teraziye kadar retro hareket yapacak. Çok evet. Ciddi bir dönem. Evet. Özür diliyorum Demet. Tabii, buyurun. Geçen yıl anlattığımız gibi canavar dolunay gibi çok ciddi bir dönem. Neden? Çünkü Mars bunu yaparken Uranüs ve Plüton'la da arada bir kontak kuracak. Tutulmalar buyurun. Da var biliyorsunuz. Koç burcunda, terazi burcunda. Düğümler de koç terazi aksına doğru artık geriliyor. Dünya astrolojisi de savaş demek. Evet, çünkü Mars zaten terazi burcunda olmayı sevmiyor. Yani direkt ilişkileri ve ortaklıkları etkileyen bir durum. Evlilikleri çok yoracak, evet, ortaklıkları evet, çok yoracak. Anlaşmaları bozacak gibi etkiler var. Bu da tabii ki özellikle diplomasi, politika alanında da sorunlar çıkarabilecek. Hukukla ilgili sorunlar olur. Türkiye Cumhuriyeti'nde hukuk sisteminin değişmesi gerektiğine dair bazı yapılar olur. Evet. Gerçekten adalet mekanizmaları, ceza ve ödül mekanizmaları ile ilgili sıkıntıların olduğu ortaya çıkar. Mars terazide evlilik, iş anlaşması, sözleşme, hukuk sistemi bunlarla ilgili çok ciddi problemlere sebebiyet verir. Sağlık da. Sağlığı da etkiler. Kazalar, bu tür problemler, yangınlar, anlaşmazlıklar, kavgalar Mars retrosunda daha yoğun yaşanabilir. Şimdi o Mars'ın zorda olduğu bazı günler var. Bak onlara bakarım mı? Mesela, evet, şimdi bakıyoruz elimizde bayağı zaten böyle. Zaten yılbaşı yani 1 Ocak'ta gerçekten gökyüzü gergin. Yani 1 Ocak'ta yılbaşı günü herkesin eğlenirken, dışarıda zaman geçirirken, seyahate giderken gerçekten çok temkinli olması ve riskli hareketlerde bulunmaması gerekiyor. Zor bir gün. Yılbaşı gecesine dikkat. Evet. Onun için ayrı video yaparım. Evet. Yılbaşına dikkat diyelim. Çünkü alkol alacaklar, eğlenecekler, küçük yangınlar olabilir. Böyle büyük diskolarda gene çökmeler evet. olabilir. Dünya üzerinde bayağı ölümler olabilir. Yani zaten 1 Ocak Mars kare Plüton. Bak şimşeği gene gördük. Şimşeği gördük. Arkasından mesela bir bakıyoruz ki en belalılardan biri 14 Haziran Mars kare Plüton, 25 Haziran Mars karşı Uranüs. Evet. Çatışma ve kavga çıraları. Evet. 26 Ağustos Mars kavuşum Satürn. Bunlar arkadaşlar çok zor. 13 Kasım Mars kare Uranüs. 19 Kasım
Güneş kavuşum Satürn araya girmiş. 15 Aralık Uranüs kare Plüton bu Mars'ı da etkilediği için buraya söylüyorum. Kesinlikle. Arkadaşlar Mars'a dikkat. Bu yıl Terazi burcunda Mars'ın düşük bir şekilde yaratacağı sıkıntılar hepimizi yorabilir. Kimler en fazla dikkat edecek? Terazi. Öncü gruplar. Terazi, Koç, Yengeç ve Oğlak burçları birinci derecede etki alıyorlar. Arkadaşlar temkinli olacağımız bir dönemdeyiz. Saygılarımla. Hoşçakalın. Güle güle.